Evet, şimdi ara sıcakta içli köfte geliyor. Evet. Tabii ki içli köfte de yine farklı bir usul. İnşallah kızartmıştır. Niye? Kızarmış içli köfteyi daha çok seviyorum. Ha, öyle seviyorum. Sizin sevdiğiniz değil de usulüne göre yaptım. Umarım beğenirsiniz. Bakacağız. Afiyet olsun. Buyurun tadına bak, bir daha bir tane daha var, doğru. Enginarımız da var daha. Evet, buyurun, afiyet olsun herkese. Sultan Hanım, hepsinin tadına baktınız Baktım, mı? Baktım, evet. Evet, buyurun, sizden yorumlarınızı alalım. Ben içli köfteyi beğendim. Açılması da ince, güzel. Teşekkürler. Enginarın pişmesi de güzel fakat pancar tam pişmemiş. Onda biraz hırtlık, yani böyle ses geliyor, kıtırdı. Ama pancar öyle olur zaten. Yok, biraz daha iyi pişebilir pancar. Yani rendelenmiş değil ki bu toprak. Yok, o sürüm biraz daha ince, ince yapsanız ya da biraz daha pişirseniz olurdu. Kerevizi de beğendim. Teşekkür ederim. Menü uyum içerisinde mi peki? Uyumlu mu yani hepsi? Yani bunun ikisi fazla bence. Mesela yoğurt, kerevizin olması yoğurt. Çok uygun yoğurt, değil bu yoğurt, yani. Bu yoğurt. Şöyle bence. Çok fazla çeşit yaptım diyebilmek yani için. Zaten kerevizin çok bir zorluğu da yok. Yani öyle bir hani şey de yok. Yani hamaratlık gerektirecek yani bir şey de yok zaten. Yan yana güzel miydi? Yani mesela kereviz eleyebilirdi. Yan yana daha güzel olur. Yağmur Hanım, siz niye öyle bir yorum yaptınız? Yani sadece kalabalık olsun diye yani çok yaptım demek için. Yani bu kereviz salatasının hani bunu havuçlu suda yapılıyor ya, yani o şekilde. Biraz kalabalık görünsün diye, hani boş olmasın diye yapmış olabilir. Yani fazla çeşit yaptım. Şimdi mesela Sabiha Hanım işte bir tane getirdi, örnek veriyorum bize. Bir börek, hani boş dedik. Tabak boş dedik değil mi? O gün hani bir herhangi bir göz güzelliği yoktu, yani öyle dedik. Gözümüzü doyurmadı dedik. Buna da kalabalık dedin şimdi. Yani ya kendiniz dedi ya 7 çeşit yaptım 8 dedi. Çeşit. Onu bakın 8 sizin çeşitmiş. O fazlalık dediğiniz mesela benim tam 20 dakikamı aldı, bilginiz olsun. Tamam yani, ya fazla bak, sonuçta bir iki yani saatimiz var. Ben tabii de beş ki çeşit yapabilirdim ama. Yok yok, işte yani 7-8 çeşit yapabildim. Hangisi 20 dakikanızı aldı? Meze. Hangisi? Hangisi? O önünüzdeki gördüğünüz kereviz mezesi. Yoğurtlu olan mı? 20 dakika mı? Onda bir şey sadece kerevizi rendeliyorsun, yoğurt koyuyorsun. Hadi ya, kerevizi kolay rendelecek bir şey mi? Rendeliyorsun, koyuyorsun, limon suyu. Ne kadar kereviz olmasın diye. Ne kadar kereviz kullandınız? İki tane büyük. İki tane büyük. Yok, kerevize herhangi bu kadar koymak için bir tane sadece yoğurt koymuyoruz yani. Bunun cevizi var içerisinde, cevizini. Cevizi tarladan mı toplayıp geldiğimizde bu kadar, o kadar uğraştık. 20 dakikada siz ceviz mi topluyorsunuz tarladan? Hayır, yani o kadar uğraşacak bir şey yok. Uğraşılacak yani bir şey. Ben size cevizi, önem veriyorum ki hayır, cevizi koydum dediniz ya. Cevizi taş atarsın, beyni atarsın, onun 5 tane patır patır düşer. Ay, sizin yorumunuz hastayım ya. Ay var ya. İçli köfte yorumu yapayım. İçli köfteyi ben benim annemde yediğim içli köfte, yani iç harç olarak beğenemedim ve kalın olmuş. Siz ince dediniz ama Yağmur Hanım, bu sizin annenizin yediği içli köfte değil zaten. Yedim size değil yaptığı. Evet. Değil. Bu Süryani usulü. Tamam, bu usulü olduğu gerçekten ben ince. Beğenmedim. Yani çünkü annenizin içli köftesiyle bir tutuyorsunuz bunu. Hayır, onu demiyorum hanımefendi. Kalınlığından bahsediyorum. Bakın şurası, şu kalınlığa bakar mısınız? Evet, kalın oluyor. Ben yine inceltmeye çalıştım sizin için. Küçük oluyor, kalın, küçük yaptım. Yani tadını beğenemedim. Şimdi hanımefendinin börek içi daha güzeldi, acıydı ama bugün gerçekten Sabiha Hanım'ın yemeklerini aradım. Şakacı sizin. Ama karşılaştığınız şey biri içli köfte içi, biri börek şaka, içi. Ne şakası var? Tamam, ama yani herhalde emekti. Niye şaka denecek bir şey yoktur. Enginar da dediğim gibi hani daha rengi yok. Enginar pişmiş. Enginar bir lezzeti yerinde mi? Pancar da güzel olmuş. Ben pancarı da güzel buldum. Peki, ama afiyet yani olsun. Elif Hanım. Enginarın alt kısmı pişmemiş. Üst kısmı pişmiş. Pancar enginar pişmemiş. Evet. Yok ama pişmiş Elif Hanım, enginarla. Enginar pişmiş. Bir saniye evet, bakın. Pişmiş. Tamam, enginar pişmiş ama şöyle şey bakın. Bakın kesildi ya. Bakın bakın. Ha, evet. Gerçekten pişmiş. Bakabilir miyim ben ona? Bu pişmiş. Sizin bıçağınızın zorlanma sebebi. Alt kısmı pişmiş gördüm. Daha ne olsun ya, şaka mısınız? Hayır, ya? Hayır, alt kısmı pişmiş. Tam pişmiş. Benim yediğim hamur kısımda. Hayır, gerçekten alt evet kısmı. Benim yediğim kısımda ama alt kısmı. Ama bak, bastı çatalla. Hamur. Ama bakın buradan kestim ben. Bakın şeyleri duruyor. Ben hamur değil mi orası? Kadir Bey, lütfen bakar. Ben size getiriyorum Kadir Bey. Sert geldi. Biraz çatalınızı batırır mısınız lütfen? Bas bakayım. Lifli tarafı ama tamam ama demek ki bir kısmında kabuk kaldı. Ben zorlanamıyorum. Yani şu an piştiğini ispatladı mı sana? Evet tabii ki ispatladı. Bakın mesela ama şöyle bir şey de pişmemiş ama bakın. Bakın. Ya bunun pişmeme şansı 1,5 saat önce ocakta mı ya? Şimdi ya, sakin olun. Bu zaten bakın, zor bakın, pişen bakıyorum bir şey.
İyi bir şey söyleyecektim aslında şimdi, ama kötüye çevirdiler. Hayır, yani yaptım görmüyorsunuz orada siz de. Yok yok, bastım. Pişmemiş onu. Diyorsunuz bir tarafı pişmemiş. Benimkine benim ağzıma gelmedi. Siz deyince kesince evet. Bir kısmı, alt kısmında küçük bir yeri pişmemiş. Elif Hanım övecekmiş ya. Neyse, Sevim Hanım övsün. Öyle buyurun. Değil. İyi bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle, enginar zaten zor pişen bir şey. Bunu konserve mi aldınız, kendiniz mi pişirdiniz? Konserve. Yani hazır alındı, kendim pişirdim. Sertti aldığımda. Okey, ondan dolayı. Sertti aldığımda, yumuşak değil. Bak gurmemizi konserve. Görüyor musun gurmemizi? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bence. İlk bıçağı attığım zaman kabuk kısmı sert, orası sert geldi. Bir de üstündeki pancar pişmediğinden dolayı belki de hani ikisi üst üste sert gelince kesmekte ben bayağı zorlandım. Pancar pişmemişti zaten. Pancar pişmemişti, evet, bitireyim bir dakika. Bir şey olmuştu. Şeye de gelince, kerevize de gelince. Kerevizi nasıl rendelediniz, nasıl yaptınız bilmiyorum ama gerçekten ben yaptığım zaman böyle olmuyor. Hani demek istediğim şey şu, yediğimiz zaman ağzımıza böyle hafiften böyle bir diri geliyor. Bir de o kereviz kokusu var ya, aldım ben. Portakal suyuna yatırdınız mı? Ha şöyle de şurada haksızlık edemem size, rengi kararmamış. Evet. Kararmamış ama. Limon suyuna da koymadım. İşte o kereviz tadını aldım ben. Ya yani bana göre olmamış. Onun dışında içli köfteye geldiğim zaman içli köfteyi ben beğendim. Şeklini beğenmedim ama. Lezzeti güzel. Şeklini biraz, niye beğenmedin? Şey tam böyle yuvarlak olmamışlar böyle. Ve kaynar kendisi sana, istemezden yumuşak oluyor. Birbirine değiyorlar yani, bir şey oluyor. Bir yani. İnceliği nasıl Elif? İnceliği normal bana göre, ben bu kadar bile açamam açık söyleyeyim. Olabilir, içli köfte evet, ayrı bir meziyettir. Evet. Peki afiyet olsun Elif'ciğim. Danettim içindeki. Evet. Danettim. Hı hı. Gurme dedik ya, nasıl yardım yani edecek? Yani bilmemek, bak, bunu bilmemek zor değil yani. Yani ne olduğunu canım, bilmemek yerken bildim. Ama bir şey söyleyeceğim, kuzu eti koyuluyor mu ya da ne bileyim başka bir... Ya o zaten biz dana eti oluyor. Biz kullanırız, biz de kullanırız kuzu eti. Onlar yani, dana etini hiç yemiyorlar. Biz dana etini asla, biz de kuzu yani benim eşim olsun, çocuklarım olsun yemez. Hadi senden alalım yorumunu. Bir gurme olaraktan koy son noktayı. Hazır almışsınız bunu. Değil mi? Yani kendim bahçeden toplayıp kesmedim. Bahçeden demedim. Pazardan. Pazardan yapabilirsin. Evet. Yani her şeyi bahçeden konserve, çabuk mu toplanır? Değil, değil. Bahçeden şeyle olur deme canım için. Taze olanlardan. Yani bu kabiller bunu taze de satılıyor şu an. Tamam, neyse. Tamam, taze zaten. Taze zaten. Suyun içinde olur konserve yani. Konserve değil. Ama, ama bak ondan, konserve değil diyor bence, Sultan. Konserve olsaydı onu kışa olurum diyor. Yok yok, konserve olsaydı. Konserve değil be. Yani Sabiha Hanım'ın yorumuna güvenmiyor musunuz Sultan Hanım? Ben konserve diyorum. Bilmiyorum. O diyebilir. Ben konserve. Damak tadıma öyle Sabiha geldi. Sabiha Hanım, sen de emin misin konserve? Neye dayanarak mesela konserve? Peki hani, Yasemin Hanım şey, konserve mi yoksa yok, hazır mi? Değil mi? Suyun yani içerisinde Sabiha olanlardan. Yasemin Hanım'ın tabağını evet, size savunacağım hiç demek aklıma gelmemiş. Demek ki Sabiha Hanım tam gurme olamamış. Nasıl? Demek ki Sabiha Hanım tam gurme olamamış. Konserve çok konserve. Ağzımızda var ya konserve kum gibi gider bu kadar. Konserve. Mayhoşundan dolayı böyle söylüyorsun. Niye mayhoş biliyor musun? Ben buna iki tane limon sıktım. Evet. Ama mayhoşluk var da konserve. Evet sevgili seyirciler, şu an masa ikiye bölündü. Enginarlar konserve mi, pazardan alınma mı? Pazardan. Elif Hanım siz ne diyorsunuz? Pazar. Benim bence de konserve. Konserve. Ben konserve pazardan alınma kesinlikle. İki konserve, iki pazar. Bakalım ilerleyen saatlerde enginarın son durumu ne olacak? Sizinle paylaşacağım. Bitti mi yorumunuz hanımefendi? İçi köfte nasıl olmuş? Beğenmedim, tadını beğenmedim. Baharatını mı, dışını mı? Dışını, en çok da baharatını... siz yemiş gibisiniz de neyse. Vallahi en çok yarısını yedim. En çok siz yemişsiniz. Yani tabaklara bakıyorum. Bari. Bakın yarım yarım yenmiş. Yememem. İstiyorsan getirmeye de bilirdim. Yok canım, bakardım sadece. Yani acısı mı yerinde değil, salçası mı yok, yağı mı yok, tuzsuz mu, niye tatsız, beğenmediniz? Tatsız tuzsuz geldi bana. Tatsız tuzsuz. Evet. Tatsız gayet geldi. Tadı yerinde tatsız bence. Tatsız geldi. Tuzu da yerinde. Etinden dolayı. Tuzu da yerinde ama sana etinden dolayı. Sizin yemeğinize göre dünkü hani tuzsuzdu tuz ya. Olarak. Buna göre tuzu ya, yani düne göre de tuzu çok güzel. Tatsız değil mi? Evet evet. Bugün yani tuz, şu ana kadar yediğimiz yani, bütün tuz, yemeklerin tuzu gayet iyi. Tuzu gayet şey iyi. Demiyorum. Tatsız tuzsuz demedim. Tatsız da iyi. Sizin çorbanızda biraz daha ekşilik isterdim. Mesela tam birazcık sizin çorbanızdan şöyle bir kepçe koysaydık Sabiha Hanım çorbasına çok güzel olacak. Rabbim ne büyük, Yasemin yemeğini Sabiha Hanım'a savundurtturuyor Rabbim. Görüyorsunuz ağızlarıyla içli köfteyi savunuyorlar. Peki afiyet olsun herkese ama sen evet, dana eti, şimdi sen dana eti sevmiyorsun diye bunu beğenmezsen bu puanına yansırsa. Yok niye ben ama diyorsun vereceğim. Ki tatsız tuzsuz diyorsun. Şimdi, sebebi de dana eti olduğu diyor. Sabiha Hanım biz de kuzu eti kullanan tarafız. Hı-hı. Ki bizim de evimize dana eti girmez. Ama hı-hı, dediğim gibi yoksa biz de kuzu etçiyiz. Dışına et koymadınız değil mi bunu? Yoğururken koydum.
Barış'ta. Demin sen tek şey koydum dedin ya. Evet, et ben söylemediniz. Dışında, yo, ben dışında. Hayır, hamuruna dediniz ya un, irmik şey dedim. Ben yani, dışında et de var. Var, suyu tabii var, yumurtası var. Var. Lafını bölüyorum enginar. Arkadaşlar. Enginar. Tabağımızdaki şu an bulunan enginar. Kim kazandı Kadir Bey? Çok heyecanlı. Bugünkü ara sıcak enginar. Biz kazandık. Maalesef ki, maalesef ki arkadaşlar, konserve. Ya. Damları bastı. Biz gurme değilmiş. Selamla şöyle. İnan sana bir şey. Selamla. Alkışlıyorum sizi. Vallahi Sabiha Hanım'ı tebrik ediyorum. Konserveyi bildi Allah için. Kendilerinin damak zevki olmadığı için konserve olup olmadığını bilmediler. Evet, şimdi ana yemek geliyor efendim. Ana yemeğimiz neydi Yasemin'ciğim? Lokum et ve firik pilavı. Firik pilavı, o da Hatay'a özgü. Tulum peynirli salatam var. Hadi bakalım. Çok zengin bir salata gelecek arkadaşlar. İnanamazsınız. Ellerine sağ olsun canım.